kullanacağım çünkü çok güzel. Deniz çok karışık. Görmesi lazım. Ve alıp bunun şu kullanmak zorundayım. 62 gram kullanacağım veyahut da 75 kullanabilirim. Çok dalga olduğu için mümkün olduğunca ağır malzeme kullanacağım. Kalın takımı kullanacağım. Zaten çok dalga var. Muhtemelen balıklar sadece parlak şeye saklayacak. Şimdi çok yorum da alıyorum. İş yerinde de arkadaşlarım söylüyor mesela. Diyorlar ki biz balığa gidiyoruz. Balık tutamıyoruz. Daha çok stres yapıyoruz. Şimdi ben size bir yöntem söylüyorum. Balık tutmak için gitmeyin. Balığa stres atmak için gidin. Oltanızı sallayın. Olta sallamaktan keyif alın. Böylece her zaman mutlu olursunuz balık tutmaktan. Mutluluğun formülü işte bu. Balıktan mutlu olmak istiyorsanız balığa balık için gitmeyin. Ben mesela çoğu zaman gidiyorum. Boş veriyorum. Ama hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Kendim keyfimi çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi videomuza almaya başlıyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi rüzgar soldan sağa doğru esiyor. Şu an tam böyle soldan sağa doğru esiyor. Takımım şu anda 60 gramlık koşum var. Ben tam soluma doğru atacağım. Şu tarafa doğru. Koşum karşıya düşecek. Ama misinam böyle rüzgardan dolayı şöyle bir çeye harfi yapacak. Böyle durumlarda ne yapıyorum? Oltamızın dolaşmaması için en sona atıyorum. Koşum suya değer değmez. Hemen misinamızın kalamayı kapatıyoruz. Oltamızı bekliyoruz. Koşumuzun aşağı suya indiriyoruz. Misina ne kadar sudan dışarıda olursa o kadar rüzgar yönünü değiştirecektir. Suya ne kadar çabuk batarsa o kadar sabit kalacaktır. Şimdi sola doğru atacağım oltamı, sonra kavuşumuzu yere indireceğim. Kurşunumun batmasını, misinamın suya girmesini bekleyeceğim. Kurşunun dibe iner inmezse tekrar kaldırıp misinamı toplayıp boşluğunu alıp ondan sonra asansör yapmaya başlayacağım. Eğer böyle yapmazsam oltan hem başkalarına hem de kendi kendine de dolaşabilir. Şimdi izliyoruz. Bakın tam sola atıyorum. Bakın boşuna şu anda gidiyor. Diğer üstü kapadım. Bakın misinam burada. Şimdi misinamı aşağı indiriyorum. Suya batması için. Battı. Artık rüzgar onu götüremez. Kurşunum da akıntıyla beraber tam önüne geldi şu anda. Ona da bakın şu anda tam önünde görüyorsunuz. Kurşunum da suya bekliyorum. Şu anda tam önünde. Evet arkadaşlar, şu anda saat 18.54. Bayağı bir akıntı var. Deniz çok karışık. Şu anda henüz balık alamadım. Bayağı bir deneme yaptım. 10-15 atış yaptım. Tam uzağa da atmaya çalıştım. Karşıma düşürmeye çalıştım. Akıntıya karşı atıyorum. Az önce anlattığım şekilde. Kurşunumu atıp akıntının olduğu yönde dibe indirip bekliyorum. Daha sonra da yerden yukarı kaldırarak rasyon vererek çaparımı sarıyorum. Henüz şu anda balık alamadım. Biraz mola vereceğim. Birazcık belki rüzgar da azalır. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. İstavretimizi aldık. Balık dipte, dipten sıyırarak geliyorum. O şekilde aldım. Kıraşadan biraz geri. Evet arkadaşlar, şu anda saat 8'e çeyrek var. Yeni balık başladı. Bakın bunların boyları güzel. Kıraça değil. Kıraçadan iri. Demeteye bakayım. Dur. Balıklarım. Bir tane daha geldi.
arkadaşlar, bugünkü havamı sonlandırdım. Bugün akıntı çok müsaade etmedi. Aslında bugün yarım ay var. Yarım ay olduğu zamanlar, geçenki videomda anlatmıştım, ayın hilalden başlayıp dolunaya doğru giderkenki zamanı, o aralıkta güzel olduğunu söylemiştim balı. Şu anda da yarım ay var, tam benim söylediğim aralık. Bu yarım aydan dolunaya kadar da yine iyi balık yapacağını ben düşünüyorum. Ama bugün çok rüzgar vardı, aşırı derecede 100 gram kurşun attım. Çok aşırı akıntı vardı, 100 gram kurşun atmama rağmen çok zorladı akıntı. Bu nedenle çok fazla balık yakalayamadım. Gene bir 5-10 parça balık yakaladım. Ama bugünkü avım bu şekilde sonlandırdım. Güncel bilgi olsun. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler, hoşça kalın.